Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Yorumlarda çok gelen bir soru var. Önümüzdeki dönemde bir ekonomik belirsizlik olacak. Döviz mevduatlarına el konur mu? Biliyorum ne kadar yoğun sorulduğunu. Okuyorum çünkü yorumları. Bir de geçenlerde tekalifi milliyet falan dillendirildi ya. İnsanlarda büyük bir korku hali oluştu. Şey de demeye başladılar işte, bankalarda döviz sıkışıklığı, çekmek istediğimiz zaman çok uzun sürelerde geliyor falan filan gibi yorumlar var. Onun üzerine anlatayım. Daha önce hatırlarsan 6-7 ay kadar önce döviz mevduatına el konur mu diye bir video çektik, paylaştık. İzlemeyenler 6-7 ay önceki durumu oradan izlesinler. Şimdi geldiğimiz nokta biraz daha farklı. Şimdi o videoda söylediklerimden biraz daha farklı şeyler söyleyeceğim. Burada anlatacaklarım herhangi bir yerden bir duyum değil. Bu tamamen benim kendi öngörüm. Düşündüklerim, ne olacağına dair kafamda yarattığım modelden sonra bulabildiğim en mantıklı çıkışı söyleyeceğim. Döviz mevduatlarına el konulacağını hala düşünmüyorum. TL mevduatına zaten el konulması gibi bir durum hiç aklımın ucundan bile geçmiyor. TL mevduat bulunduranlar kesinlikle endişelenmesin. Çünkü o parayı basabilen adam, el koyacak adam o parayı basabildiği için dönüp bakmaz. Hani el koymak yerine basmayı tercih eder. Daha rahat erişebilir yani infialdense. Para basar. Ama işte devletin elinde olmayan, kendi basamadığı döviz mevduatı ki şu anda büyük bir sorunsal haline dönüştü. 2018'deki döviz krizindeki fiyatlamalara geldik aşağı yukarı. İşte 6.80'ler, 7'ye gidiyoruz. Muhtemelen 7.20'yi bir kez daha bir dokunup döneceğiz. Ya da kırarsak büyük bir sıkıntı olabilir. Bunu başka bir videoda anlatayım. Ama şu anda rakamsal olarak tehlikeli boyuttayız. O başka bir video anlatırım dediğin sözünü unutma. 7.20'yi geçerse o baskılandığı noktayı tutamayacak mı dolar? Dolar eşek gibidir. Eşek de öyledir. Bir kere götürürse bir adamı bir köye, o adam 2 sene sonra da gelse onun sırtına bindiği zaman yine götürür aynı köye. Hiçbir müdahale olmadan. Finansal enstrümanlarda da genellikle bu durum söz konusudur. Bir kere zirve yaptıysa o zirveyi unutmaz, o zirveyi fırsat bulduğunda yine dener. Geçerse bu sefer artık o zirve yine ona nokta. Dip o haline gelir. 7.20 şu anda yukarı gitmesi için bir engel. Kırar geçerse aşağı gitmesi için bir engel, evet, haline dönüşecek. O yüzden orası kritik. Tamam. Orayı detaylı cepte anlatırım. Cepte tutalım. Tamam. Şimdi geldiğimiz noktada döviz çok yüksek. 6.80'leri geçtik. Sıkışıklık var. Yarın öbür gün durgunluk çok büyük. Piyasada nakit sıkışıklığı da başladı. Yarın öbür gün işlerin daha iyiye gitmesi için bir şey de yok konjüktürde. Bir umut da yok bence. Turizm yok. Olacak mı bu sene turizm? Hiç zannetmiyorum. Turizm bacasız sanayi adı altında bir sektördür. Sana yurt dışından döviz akışı sağlar. Bu sene o da gelmeyecek. İhracat yapamıyorsun, kapılar kapalı. Halk ihracatı, kendi üretimini bile yapamıyorsun halk, şu anda. Yani. Halk olduğu gibi dolarize. Şu anda kimse TL'de durmuyor ki. Halk komple dolarize. Merkez Bankası'na bakıyorsun. Rakamlar ortada. Söylenenler gerçek mi bilmiyorum ama gerçekse bile durum iyi değil. Yani yok. Ve eğer 7.20'yi kırar giderse başka bir sendroma yol açacak. Başka önlemler gelebilir. Sermaye kontrolleri vesaireyle başlayan. Ama benim şöyle bir teorim var. Ben bilmiyorum, kimse daha önce dillendirdi mi? Ben kimseden duymadım. Aklımdakini anlatacağım. Benim teorim şu ki dolara ya da euroya ya da dövize el konmayacak. Fakat bir gün bir sabah uyanacağız. Bir kararname ile dövizin ve özellikle doların özel kişiye tamamen yasaklanacağını düşünüyorum. Şöyle bir genelge alacağız elimize. Diyecek ki orada, bundan sonra özel kişi elinde döviz bulunduramaz. Bu suçtur ve cezaya tabidir diyecek. Muhtemelen 1 ay, 2 ay, 3 ay neyse bir müddet verecek. Diyecek ki işte, atıyorum kararname bugün çıkmış olsun. Haziran'ın sonuna kadar, Haziran'ın 30'una kadar
bir tarih verecek. Bu tarihe kadar elinizdeki dövizi götürüp bankalardan TL'ye çevirin. Böyle bir imkanınız olacak. Bu tarihten sonra dövizle yakalanırsanız cezasını çekersiniz. Ama bu özel kişiye diyorum. Özel kişi, tüzel kişi ayrımını anlatmama gerek yok herhalde. Özel kişi, aha ben, aha Tolga. Tüzel kişi, aha şirketler. Demokratik mi? Daha önce yaşandı mı? Bilmiyorum. 80'lerde tabii sen o dönemleri hatırlam, ben de hatırlamıyorum ama bu yaşandı. İşte dövizin suç olduğu. Ya o kaçak dönemde sigaraların Malboro'ların, kentlerin aynen, bile. Aynen. Kot pantolonları bile. Evet. Daha önce yapılmış mı? Yapılmış. Gayet güzel yapılabiliyor. Bence bizi sistemden çıkaran, denklemi bozan bir durumu da çok fazla yok ilk etapta. El koydum gibi bir hava da vermeyecek kimseye. El koymadım ki, ben kimsenin parasını el koymadım diyecek. Git şeyden bozdur. Bankadan bozdur. Al TL'ni koy cebine diyecek. Bu açıdan baktığın zaman benim aklıma gelenler en azından bunlar. Eğer yok olmaz diyorsanız, bu şu denklemde oturmuyor, şurası arızalı bu fikrin diyorsanız yorumlarda belirtin lütfen, tartışalım. Hatta üstüne bir video daha çekeriz arzu ederseniz. Bu, şu anda tamamen kendi teorimi anlatıyorum. Ne gibi sonuçları olur? Yani benim aklıma ilk gelen, burası Türkiye. Yeni bir iş kapısı açılır. Sen özel kişiye doları yasaklayıp şirketlere serbest bırakırsan orada yeni bir sektör başlatırsın. Bunu videonun sonuna doğru tekrar konuşalım. Sonuçları noktasında konuşuruz. Tamam. Şimdi bu olursa ne olur? Dolar şu anda 6.80. Bugün yapmış olsan bunu ve bu duyuruyu yapmış olsan, insanlar alelacele elinde ne varsa, dolar, euro, pound götürüp ben bundan kurtulayım diye bankalara hücum eder. Döviz bürolarına hücum eder. Nerede TL'ye çevirebiliyorsa oraya hücum eder. Bu yastık altında doları olan adam da bunu yapar. Bankada döviz mevduatı olan adam da bunu yapar. Son kuruşuna kadar götürür verir. Böyle bir akın olursa şayet ne olur? Sözünü kesmemek için sormadım. Piyasada bilmiyorum, duymak istediğin cevap bu mu? Ben piyasada, bir cevap duymak istemiyorum. Sonucu... Piyasada o kadar doları karşılayacak TL var mı? Var. Yoksa bile basarsın. Tamam. Çoğusu zaten dijitalde kalacak yine. O zaman dolar değerini kaybeder diyebilirim. İnanılmaz bir şekilde kaybeder. Aklının alamayacağı bir şekilde kaybeder. Çünkü senin götürüp bozduracağın adam da yarın yine dolar geleceğini, yine dolar geleceğini, Türkiye'deki hemen hemen doların %60'ının, %70'inin özel kişide bulunduğunu düşünürsen, onların sana akın halinde geleceğini düşündüğü için o da fiyat bozmak istemez güncel fiyattan. O da sürekli, yani tahtası dip yapmış borsa kağıdı gibi düşün. Dip üstüne dip yapar borsa, dolar TL. 2 liraya düşer. 1,5 liraya düşer. O kadar söylüyorum sana. İnsanlar yeter ki bu suça ortak olmayayım zihniyetiyle götürür, satar. Banka kanalı, dijital, bilgisayarının başında. Büyük büyük bir hareket olur. Yani çok çok büyük bir hareket olur. Kimse de pek ses de çıkaramaz. Nasıl yaparsın bunu da diyemez. Özel kişiye nasıl doları ya da dövizi yasaklarsın da diyemez. Yasaklar yasaklar. Burası Türkiye. Gerekçe göstermesine gerek var mı abi? Diyecek ki dövizi serbest kişi için bir yatırım aracı olarak düşünmüyorum. Böyle bir hakkınız yok. Ancak işte ihracat yapan, ithalat yapan firmalar, hatta firmaların bir kısmına bile şey gelebilir. Çünkü gelmezse, ölçeğine bakar. Ölçeğine değil, gelmezse herkes gider kendine bir firma açar, bir şirket açar, dolar tutmaya devam eder. Ölçek dediğim o, yani şu kadar işlem yapan bir şirket onu yapamaz. Yok, ithalat ihracatla uğraşanlara bunu sadece serbest, hı hı, bırakabilir. Yurt dışı ile işi olanlara. Abi, oğlum, burası Türkiye. Sen adama dersen ki ithalat ihracat yapan bir şirket olursa döviz yapabiliyorsun der. Adam alır 5 tane ürün, ihracat ithalat yapıyorum der. Yurt dışına 5 tane ürün gönderir. Ama ölçeğini koyması lazım. O şekilde, o şekilde kaçan adam kaçar. Hani bir ölçeği de olabilir. Tabii. Muhtemelen de. Yani etrafından
kanunun kuralının etrafından dönebilen döner. Ama mesela şu var. İşte ters bir şey olduğu zaman internet kapatılıyor biliyorsun. Sosyal medya erişimi engelleniyor. Onun da bir çözümü var mesela. Adam VPN'le geçiyor. Ama herkes geçebiliyor mu? Hayır. İşte bunu yapabilen, bunu bilebilen, uğraşabilen adam dönüyor. Ama sokaktaki vatandaş, sade vatandaş diyor ki erişemiyorum. Evet. Aynı şekilde. Dolayısıyla böyle. Etrafından dönebilenler dönecektir ama hani bütünün yanında küçük bir parça. Dönüp dönmemesi de çok umurumda değil açıkçası. Bundan sonuç almak, daha doğrusu bunun pratik olarak uygulanması da çok umurumda olmaz. Önemli olan onlar için dolar fiyatının baskılanması evet. olacaktır. Başarabilir mi? Kesinlikle başarır. Bunun yanında alabileceği önlemlerin belki de en acısızı aslında kendisi için de en masum görüneni olacaktır. Bu olursa, diyelim ki bu oldu. Ne hızda dolar o rakamdan 2 liralara gibi... 2 günde iner. Tamam. Bu ülkenin iyiliğine bir şey değil ki. Değil. Doların sonuçları bambaşka. Haşır diye inmesini kabul etmiyordum bazı videolarda. Tabii ki, tabii ki. Bunun yavaş yavaş yükselmenin de alçalmanın da. Ya 6.80'deyiz, neredeyse 7 liradayız. 7 liradan 2 liraya düştüğünü düşün doların. 7 bin liralık bir telefonun 2 bin liraya düşmesi demek. Yurt dışından getirdiğin 7 bin liralık bir telefonun 2 bin liraya düşmesi demek. Evet. Bu olursa ne olur? Herkes gider ithal mallara yüklenir. Herkes gider yurt dışından mal getirir. Çünkü paran çok aşırı değerli hale gelmiş olacak. Bu olunca ne olacak? Senin paran komple dışarı gidecek. Uzun vadede bu dolar TL'yi tekrar dengeye getirirsin. Yani bunu yaptılar diyelim. 7 liradan 2 liraya düştü. Fakat orada kalmaz. Uzun vadede yasak devam etse bile tekrar 2,5 liraya, tekrar 3 liraya, tekrar 5 liraya, tekrar 7 liraya çıkacaktır. Bunun dezavantajı senin dışarıya giden paran. Oluk oluk şu anda 1 gidiyorsa o zaman 10 gidecek. Şu anda 10 üretiyorsan o zaman 1 üreteceksin. Evet. Niye? Çünkü üretmeye ihtiyacın yok. Ucuz dışarıdan alabiliyorsun. Gibi bir sonuç olacak. Dengeler. İthal et gibi düşün. Hayvancılık videosunda anlattığım ithal et gibi düşün. Et ithal ettikçe senin burada hayvancılığın bitiyor. Üretimin bitiyor. Bu olursa şayet her şeyin bitiyor. Parası olması gerekenin çok çok üstünde değerli. Tamamen dışa bağımlı. Parasını handa yiyip hamamda savuran bir ülke haline geliriz bu olursa. Evet. Bundan büyük zengin olacaklar da vardır. Mahvolacaklar da vardır. Mahvolacaklar da vardır. Ama tabii burada konuşulması gereken aslında her zaman devletin menfaati. Devletin bunda ne gibi menfaati olabilir? İyi bir şey değil yani bu devlet için. Geçici olarak yönetenlerin elini rahatlatır. Ama bu bir şey değildir. Hani kalıcı bir çözüm değildir. Bu bir çözüm değildir zaten. O zaman bunu yapmamak lazım. Ben diyorum ki işte burada parmağım kangren oldu. Bu kolu kesip atmaktır. Devleti kolsuz bırakmaktır. Uzun vadede baktığın zaman tamam o adamın kangren parmağını çözdün. Lazım oldu. Artık kol yok. Şeyi bu. Açılımı bu. İşte o zaman yapmaması lazım bunu. Tabii ki yapmaması lazım. Ben yapılması güzel bir şey demiyorum. Tabii. Ama ben böyle yapılacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Belki geçici olarak uygulanabilir. Belki bir yumuşak geçiş bilmiyorum. Geçici olarak uygularsan kimse götürüp bozdurmaz dolarını. O da işe yaramaz. Geçici olduğunu söylemezsin. Ama bu durum doları gerçekten 1 liraya, 1,5 liraya, 2 liraya seviyesine düşürür. Evet. Ve Merkez Bankası'nın kasasını dolar doldurur. Abi benim kafama takılan bir konu var şimdi. Sen diyorsun ki bütün herkes dolarını satarsa dolar 2 liraya düşer. Doların fiyatını sadece yurt içindeki bu hareketler mi belirliyor? Yani uluslararası piyasanın bunun üzerinde bir etkisi yok mu? Zaten fiyatı belirleyen şey aslında yurt içi yerleşiğin özel kişinin sattığı 3-5 dolar değil. Fiyat uluslararası bir piyasa, bir forex piyasasından bahsediyorum ya, aslında orada belirleniyor. Orada belirleyen ne? Fiyat sağlayıcılar var. Fiyat sağlayıcılar var. Piyasa yapıcılar.
O piyasa yapıcılardan çıkıyor aslında fiyat. Ama teori şöyle işleyecek. Bu kanun hükmünde kararname çıktığı an, sabahleyin diyelim ki 9. O az önce söylediğin şeyi başka bir videoda anlatmak ister misin? Merak ettim, konuyu bölmek istemedim. O fiyat sağlayıcılar, fiyat yapıcılar, forex piyasasında mı konuşuruz onu? Burada da konuşabiliriz. Çok şey bir bilgi değil. Tamam. Çok acayip bir bilgi değil. Ama işte orada çok büyük hacimli işlemler dönüyor ya. Hı hı. Ve saniyenin milisaniyelerle, nanosaniyelerle belirlenen fiyatlar var. İşte orada asıl belirleniyor fiyat. Şu anda senin o televizyonun alt köşesinde gördüğün 6.85 fiyat var ya. Hı hı. O aslında yurt dışında. Hani eskiden bu işler yokken Türkiye'de dolar fiyatı kapalı çarşıda belirlenirdi. Evet. Serbest piyasa döviz fiyatıydı. O televizyonun altında bundan 20 sene önce televizyonun altında gördüğün fiyat kapalı çarşıdan alınan fiyattı. Şimdi o televizyonun altında gördüğün fiyat o fiyat sağlayıcılardan, piyasa yapıcılardan gelen milyarlarca dolarlık işlemler sonucu oluşan ve saniyede defalarca değişen fiyat. Evet. Yine dolar fiyatı orada belirlenecek, merak etme. Ama işleyiş şöyle. Forex oynayan bir adam. Bir adam değil, milyonlarca insan var dünyada. Sabah saat 9. Kanun hükmünde kararnameyle dolar yasaklandı dendi Türkiye'de. Bu haber piyasaya düştüğü anda, sen daha yatağında uyuyorken, daha dolarına gidip eline alabilecek, elini cebine atıp dolarını çıkartabilecek zamanda bu haberi alan dünya oyuncuları, ki orada işlemler kaldıraçlı, bir verirler aşağıya baba. Sen elini cebinden çıkarana kadar 6 lira, buraya kaç dolar var diye sayana kadar 4 lira, işte kapıdan çıkana kadar 3 lira, 2 lira, bir bakmışsın gittiğine kadar 1,5 lira görürsün. Çalkalanır ortalık. Yıkar geçerler. Evet. Çünkü bu haberin yaratacağı sonucu onlar şu anda benden de çoğu izleyiciden de daha iyi biliyorlar. Hemen verirler bu aşağıya. Yani bir şey vermelerine de gerek yok. Forex oyuncusu olarak bu haberi ben duysam anında telefonu çıkartıp dolar TL'de TL şortlarım. Ve trilyoner olurum. Evet. Bunun böyle sonuçları var. Bankalarda var 200 milyar dolara yakın döviz tevdiat hesabı. Hadi iyimser bir rakam vereyim. Bunun yarısı kadar da piyasada dönen canlı nakit dolar olsa, 100 milyar dolar da öyle olsa 300 milyar dolar. Forex oynayan bir adamsın. Bu haberi duydun. İlk düşüneceğin şey 30 Haziran'a kadar da dediler. Heh, bir de tarih var. Düşünmen gereken ilk şey şu ki adamlar düşünecek. Bu tarihe kadar önümüzdeki şu dönemde net 300 milyar dolar satış gelecek. Oo, tiyoya bak. Garanti. Bu ne demek? Düşecek değil mi? Basarsın baba şorta. Sen bastın ya şorta. Bir sarmala başlattın. Şortladığın için düşüyor. Düştüğü için insanlar hızlı daha düşmeden gideyim bozdurayım şeyine giriyor. Bu satış dalgası bir satış dalgası daha getiriyor. Ve işte o yüzden patır 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 1 liralar 2 liralar olur diyorum. Kaldıraçlı işlemler nedeniyle. Şimdi bu açıdan düşününce de bunu buna karar verecek merciğinin de bunları benden iyi bildiğini düşünerek yapmazlar diyoruz. Yapmayacağını düşünüyorum. Yani bir yandan bunu yaparlar diye düşünürken bir yandan da böyle sonuçları olacağı için yapmazlar mı acaba diye geçiriyorum aklımdan. Benim teorim, anlattıklarım çok mantıklı da gelebilir insanlara. Çok uçuk, mantıksız, saçma deli sapan bir şey de, deli saçması bir şey de söylüyor da olabilirim bu arada. Deli saçması bir şey söylüyor da olabilirim. Varsa böyle bir durum yazın lütfen aşağıya, tartışalım. Bir gerçekten bir teori yani. Evet. Ama şöyle bir durum var. Bu zamana kadar gerek Ekonomist Çoban'da gerek Mustafa Yılmaz YouTube kanalında anlattığım, ben şöyle olacağını düşünüyorum dediğim ne varsa oldu. Başımıza geldi. Evet. Ki bugünkü sohbetimizde bugün ne konuşacağımızı bilmeden açtığımız bir ne bir konuşması olan bir konu. Hazırlığı benim kafamda yaklaşık işte geçen 2018 civarlarında başlayan, işte bu dövizin yükselişiyle nereye gideceğiz civarında başlayan bir
teori. Evet. Orada başladı, temellendi. Ben mesela çok şey düşünüyordum, hani banka döviz mevduatlarına el koyar mı sorusuna cevap aramaya çalışıyorum. Onu modelliyorum. O çok korkunç sonuçlar doğuruyor. Ama işte o korkunç sonuçları doğurmayacak, biraz daha hukuki gibi görünen, daha kılıfına uygun. Daha kılıfına uygun ve çok daha etkili bir senaryo olarak bu oluştu benim kafamda. Evet. Hani ben olsam ne yapardımın cevabı bu aslında. Düşürmek istiyorum doları. Ben olsam böyle yapardım. Dolar basamayacağına göre. Yani. Yasaklarsın baba. Ama bak, bunun da dediğim gibi belki benim düşünemediğim daha korkunç sonuçları da olabilir. Şimdi altın mesela dolarla fiyatlanan bir maden. Sen dolara bunu uygularsan, dövize bunu uygularsan, altın da dövizin düşüşüyle birlikte, işte şimdi bugün 380 lira altın, bir bakmışsın o da 50 liraya düşmüş. Altını da mı yasaklayacaksın? Altını yasaklamana gerek yok. Yani doları zaten yasakladığın anda sen altına da vurdun darbeyi. Tabii. Demektir. 380 lira olan altın gramı 50 liraya düşer. Yani buradan bakınca da çok işin içinden çıkılamıyor ama bu bir senaryo. Bu bir beyin jimnastiği ya da beyin fırtınası aslında. Ve şu anda o beyin jimnastiğini şu anda yapıyor olmamız enteresan. Biz şu anda seninle beyin fırtınası yapıyoruz ve kayda alıyoruz. Evet. Çünkü benim de bazen sorduğum sorulardan anlaşılıyordur. Sohbet tadında sen anlatırken seni dinleyip de aklıma gelen, senin kadar bu konulara ilgim de yok. Soruların inanılmaz faydalı. Çünkü ben bazı şeyleri anlatırken senin de bilmiş olduğunu farz ederek anlatıyorum aslında. O yanılgıya düşüyorum. Ya da işte anlatırken bazı şeyleri açıklamıyorum. Herkes biliyormuş gibi düşünüyorum. Tabii sen şu anda burada çok iyi bir ekonomist de bu konuları konuşsan tartışsan. Evet, Atilla Eşinada ile otursaydı Atilla mesela. Atilla Hoca sana bu soruyu sormazdı. Evet, bana dolar nerede fiyatı belirleniyor diye sormazdı. Ben de bunları anlatmak, evet. FX kısmını anlatmak durumuna geçmezdi. Evet. Senin böyle bir avantajın var. Yani benim böyle bir avantajım var. Seninle bu işi yapıyor olmanız. Eyvallah. Kafam allak bullak oldu. Yani neresinden baksan elimde kaldı çünkü. Şu anda çünkü bu videoyu izleyen herkesin kafası allak bullak. Kimisi senaryolar yapıyor. İşte olur mu ya, ne olur, sonucu nereye gider? İşi bilenler bambaşka şeyler düşünüyorlardır. Yazacaklardır muhtemelen. Büyük saçmaladın, şu yüzden oldu. Ne diyorsun oğlum? Abi, ne diyorsunuz lan siz? Ya da kimisi şey diyecektir. Abi, bütün planı bozdun, bütün büyüyü bozdun, bütün sürprizi bozdun diyebilirler. O da olabilir. Ya biz bunları kimseye söylemedik. Abartısı için de. Şey de diyebilirler. Abi siz buna yol mu gösteriyorsunuz? Şimdi bunu düşünmeyen insanlara bile bunu düşündürtecek misiniz? Belki hiç düşünmemişlerdir. Bu videoyu izleyip iyi fikir ya, böyle mi yapsak diyebilir diyenler olabilir ya. Yani o yok canım, benden o kadar yönetici senaryoları benden çok daha fazlasıyla tabii düşünüyor ve ona göre uyguluyorlardır diye düşünüyorum. Yani ben gözümün gördüğü, aklımın aldığı kadarıyla böyle bir senaryo oluşturdum ve anlatıyorum. Çünkü bak, biz ne konuştuk? Dolar dedik, TL dedik, altın dedik, ithalat dedik, ihracat dedik. Ekonomi böyle bir şey değil ki. Ekonominin 5 tane bacağı yok ki. Ekonominin yüzlerce ve binlerce bacağı var. Evet. İşte altını mesela en son konuştuk. İşte dolar 2 liraya düşerse altın 80 liraya, 50 liraya düşer dedik. Evet. Aynı şekilde hiç hesap etmediğimiz, bunun çay kaşığına da etkisi var. Cep telefonuna da etkisi var. Mazota da etkisi var. Benzine de var. Turizmine de etkisi var. Var oğlu var. Var oğlu var. Aynen öyle. Bunların hepsinin üzerinde aylarca, yıllarca çalışabilecek vakte ya da akademik bilgiye de sahip değilim. Belki bu video şu ana kadar çektiğimiz en saçma video da olabilir. Ya da şu ana kadar çektiğimiz muhteşem video da olabilir. En muhteşem video da olabilir. Ama o söylediğin senaryo olursa yani öyle böyle sarsılmaz. Aynen piyasa o hale gelir. Böyle savrulur içinde. Bütün dünya aynen öyle. Yani bir sürü finans şirketini batırırsın. Sadece Türkiye için demiyorum. Yurt dışında da forex işlemi yaptıran aracı kurumu da batırırsın. O fiyat sağlayıcılardan bahsetmiştim ya, piyasa yapıcılar. O piyasa yapıcıları da batırırsın. Bak, düşündükçe daha evet, ne sonuçlar çıkıyor. Şunu söyleyebilirler. İkinci bir seçenek daha söyleyeyim.
Fiyatın 1 liraya 2 liraya düşmemesi için dövizi yine özel kişiye yasaklarlar. Ve derler ki şu tarihe kadar getirip dövizinizi şu fiyattan atıyorum 4,5 TL'den. Bankada bozdurabilirsiniz. Merkez Bankası der ki ben 4,5 TL'ye alırım doları. Bak fix. Bu. Fixleme. Fixleme değil bu aslında. Yine piyasada belirlenecek fiyat önümüzdeki dönemde. Ama doları yasakladım. 4,5 TL'ye de getirip bozdurabilirsiniz. Bu daha makul. Ama bu daha az anda... çalkantı yaratır. Dolar fiyatı aşırı değerli ya da aşırı değersiz olursa iki hali de Türkiye'ye zarardır. Bir optimum nokta vardır olması gereken. Benden çok daha iyi biliyorlardır. O optimum noktadaki fiyatı söyler. Der ki işte 4,5 atıyorum. 4,5 atıyorum 5. Buradan bozdurabilirsiniz. Fiyatı sabitlemiyor ha. Sabit döviz kuru politikasına geçiyorum demeyecek. Fiyat yine piyasada belirlenecek önümüzdeki dönemlerde. Ama özel kişinin bankaya götürüp bozduracağı rakam 4,5-5. Neyse. Onun belirleyeceği rakam olacak. Bu daha makul. Özel kişinin elindeki bu süreç tamamlandıktan sonra yine serbest piyasa hikayesine döneriz. Yavaş yavaş yine dolar talebi oluşur. Bu sefer kurumlardan oluşur. Aşırı değersizleşmiş TL nedeniyle başka sonuçlar oluşur. Yavaş yavaş yine su akar, yatağını bulur. Az önceki senaryoda özel kişinin elinden doları alıp tüzel kişiye serbest bırakırsan bu sefer yine tüzel kişi de kullanamayacak ki o doları. Tabii tüzel kişinin doları da 4,5'a evet. Düşmüş olacak. Ama işte zamanla tekrar yukarı çıkabilir. O zaman bu tabloda o ilk videonun başında videonun sonuna attığımız konuyu konuşmamıza gerek yok. Dedik ki hani yeni bir iş kapısı doğar. Ha aslında şöyle olur. Kara borsa dolarcılar çıkar. Devlet rakam belirledi. 4,5 lira mı? Kara borsa dolarcı der ki onun vardır çünkü onu kullanma şekli. Ben sana 4,80'den bozayım. Bir tane daha kara borsacı çıkar. Der ki ben 4,85'ten bozuyorum getir bana. Yeni bir piyasa. Yeni bir şey olur. İran'da var mesela. Venezuela'da var mesela. Bir döviz kuru var. Bir de sokaktaki döviz kuru var. Sokaktaki döviz kuru şey. İşte kara borsa döviz kuru. İki ayrı döviz kuru var. İran'da da var. Öyle bir şey oluşur. Öyle vallahi dediğim gibi bu zamana kadarki en böyle su üstüne yazdığımız yazı oldu. Biraz senaryo konuştuk. Evet ağır bir senaryo oluşur. Evet. Döviz mevduatına el konması durumu çok daha korkunç bir kıyamet senaryosu aslında. Onu dillendirmek bile istemiyorum. O yüzden onun yapılacağını da düşünmüyorum. Yapılacağına inanmıyorum. İnşallah öyle olmaz. O yüzden ben hiçbir videoda... Döviz mevduatına el konulacaktır gibi bir şey söylemedim. Evet. Söylemeyeceğimi de söyledim. Bu bir paniğe ve korkunç sonuçlara yol açabilir bu hareket. Bunun herkes farkında. Yönetenler de farkında. O yüzden kimse böyle bir şeyin içine girmez. Ben de söylemem. Böyle olacağına inansam bile söylemem. Ya az önce anlattıklarında bir panik ortamı yaratmaz mı sence? Ben sana dedim ki Tolga böyle olacak yarın öbür gün. Ne yapacaksın doları? En fazla şu anda satarsın. Yani. Dolar düşüyor. Yani herkes bunu yani. Yaparsa. Şu anda böyle bir şeyden haberin olsa bile yapabileceğin bir aksiyon yok. Alabileceğin bir aksiyon yok. Yani kimseye bir şeye yönlendirmiyorsun. O yüzden bir durum yok. Aynen öyle. Ha buradan ne gibi bir sonuç çıkabilir? Adam seyreder. Anlattığım şey mantıklı gelir. Der ki ya ben bunun olabileceğini düşünüyorum. TL'ye döneyim der diyebilir yani. Yani o da kötü bir şey değil. Ülke menfaati için. Tabii ülke menfaatine. Hani en azından doları şahlandırmaz. Aksine doları düşürür gibi bir şey var. Kimseyi bir paniğe sürükleme vesaire olmaz. Ya da bunu dinleyen adam senin söylediklerini mantıksız bulur. Der ki de hadi diğeri git lan. Ben çok merak ediyorum ama insanların düşünceleri. Yani bu benim bir teorim. Bu benim bir model sonucu çıkardığım. Yani zihni sinir bir fikir belki de. Bu zamana kadar hep içimden geçenleri söyledim. Yine içimden geçenleri söyleyeyim diyorum bu soruyu soranlara. Beyin jimnastiği ya. Evet. Yorumlarınızı da bekliyorum. Olur, olmaz, iyice saçmalamışsın. Evet.
Ya da abi niye olmasın? Abi siz ne bir şey mi aldınız, bir şey mi içtiniz falan da gibi bir şey de gelir. Yani bir şey içip bunları konuşabilen adam varsa gerçekten ona sorarım ne içiyorsun diye. Ayran içtik şurada. Yani bilmiyorum ben de bir şey içip bunları konuşabilen görmedim ya. Genelde ülke kurtarılıyor ya o yüzden. Yani bir de öpeceğim falan. Korona var artık öpmüyoruz. Dostlar bu bölümün sonuna geldik. Eğer hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve kafanızda soru işaretleri varsa lütfen onlar çok önemli. Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olursanız da mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.